Merhaba, iyi günler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığı ve başbakanlığı kaybetmesinden sonra siyasette büyük bir yeni bir dalgalanma var. Çok sayıda spekülasyon var. Öncelikle partinin başına ve hükümetin başına kim geçecek? Ama bunun dışında da tabii en önemli husus, referandum olacak mı, erken seçim olacak mı ve bütün tabii buralarda Türkiye'de şu anda siyaseti yapan, en etkili yapan tek isim belki de Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın strateji ve taktiklerini masaya yatıracağız. Andi Ar'dan Faruk Acar'la beraber. Merhaba Faruk, hoş geldin. Merhabalar. Çok hareketli gidiyor. Önce en sıcağından başlayalım. Bugün Devlet Bahçeli hukuki ilişkiyi tanımladı. Koalisyon dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi ile koalisyon yapabileceklerini söyledi. Bir kere mantıken AKP'nin böyle bir şeye ihtiyacı yok. Tabii. Nedir? Ne yapmak istiyor Devlet Bahçeli? Tabii Devlet Bahçeli'nin aslında 7 Haziran gecesinden sonra ne yapmak istediğini hepimiz anlamaya çalışsak da sonuca ulaştığımızı çok da sanmıyorum. Fakat tabii bunu değişik yerlerde değişik okumalar yaparak bazıları ortaya koyuyor. Örneğin devletin kodlarına uyum sağlayan bir Devlet Bahçeli profili vardı. Bunu sürdüren istikrarlı bir şekilde bugün devleti AK Parti ile kodlayan bir Devlet Bahçeli'nin sonuca ilişkin gidişatı yorumlaması ve MHP'nin bu anlamda önemli bir pozisyon olduğunu da görmesiyle de birlikte dikkat ederseniz 7 Haziran sonrasında en kilit parti haline dönmüştü. Halen bunu sürdürüyor. Neticede yaklaşık %4-5 civarında oy kaybına uğrasa da ve genel MHP algısında sıkıntılara sahne olan gelişmeler yaşansa da Devlet Bahçeli üzerindeki algının olumsuzluğa dönmüş olmasına rağmen bunu sürdürüyor. Burada mutlaka bir gerekçe var, bir yani kendisini tanıyanların ifadelerine göre özellikle tabii yani ne düşündüğünü stratejik olarak bizler okuyamıyoruz ama belki varsayımlar, çıkarımlar yapmaya, belki zihin okuma girişimlerinde bulunarak umudumuzu ya da işte öngörülerimizi buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Kendisini tanıyanlar bir karar aldığında sonuna kadar işi koparmak noktasına vardırıncaya kadar sürdürdüğünü ifade ediyor. Dolayısıyla mutlaka kendisinin belki realize etmediği bir stratejisi var. 7 Haziran'dan bugünü belki gördü. Neticede çok usta bir siyasetçi, deneyimli, tecrübeli bir siyasetçi ve devlet adamı. Dolayısıyla da bu süreci halen devam ettiriyor ve biz hala anlayamıyoruz. Neticede siyaset eşittir başarıysa MHP eşittir başarıyı yakalayamadı. Devlet Bahçeli eşittir başarıyı yakalayamadı. Ama buna rağmen sürdürülen bir strateji söz konusuysa sanıyorum başarı oy oranıyla ya da toplumdaki karşılık bulduğu destekle değil, devletin belki de okuma yaptığı, Devlet Bahçeli olarak devlete yaptığı okumayı bir parçası olmak üzere konumlandığını gösteriyor. Peki, bize. Peki buradan sonuç olarak şimdi kendisi sorulduğu zaman terörle mücadele ediyor ve orada hükümete ve Cumhurbaşkanı'na kayıtsız şartsız destek verdiğini söylüyor. Ama insanlar diyorlar ki aslında Devlet Bahçeli yaklaşan muhtemel kongreden ürküyor. Ürktüğü için de Tayyip Erdoğan'la ittifak yapıp o kongreyi ertelemeye çalışıyor. İki ayrı perspektif var. Sence hangisi geçerli? Yani şöyle, eğer bugünü değerlendirerek stratejisini değişime uğrattı mı? Bence değil. Çünkü 7 Haziran sonrasında da bugünden çok farklı değildi. Yani AK Partili seçmenlerin takdirini toplayan ama MHP seçmeninin kızmasına neden olan bir strateji bugünkü strateji değil. Bugünkü gördüğümüz strateji değil ya da konumlandığı alan. 7 Haziran'dan sonra bu devam etti. Yani oysa ki MHP'nin belki de tarihi boyunca en yani kendilerinin çaba da bulunarak çok yoğun bir performansla son kez şu işi kotaralım şeklindeki yaklaşımı olsa dahi 7 Haziran sonrasındaki gündemi MHP'ye uygun olan zemini kendileri oluşturamazdı. Ama Türkiye'nin geldiği aşama 7 Haziran'dan sonra tam da MHP'ye uygun bir noktadaydı.
Buna rağmen AK Parti'nin yükselişine neden olan bir stepne benzetmelerden söz ediyorum. Bir destek pozisyonunu üstlenmiş olması bence bugün ne has, bugüne özel bir durum gibi gelmiyor şimdi bana. Şimdi hatırlıyorum. Ama insanlar tabii çıkarımlar yapabiliyor yani. Hatırlıyorum. Yani cümleleri tam hatırlamıyorum ama 1 Kasım öncesi yine burada yaptığın masa o zaman evet. Daha farklıydı. Eyvallah gayet. İyi gidiyor şimdi bence. Bir Meral Akşener telaffuz etmişti. O zaman ortada fol yok, yumurta yoktu. Doğrudur. Yani aslında ne vardı? Meral Akşener aday gösterilmemişti galiba değil mi? Evet, onun evet, üzerinden. Evet, evet. Şimdi Meral Akşener bir fenomen gibi sunulmak isteniyor. Gerçekten doğru mu? Böyle bir fenomen var mı? Siz bunu görüyor musunuz şimdi, kamuoyu araştırmacıları? Aslında bakarsanız biz bunu burada Medyascope'da değerlendirdiğimizde o günkü gündem adaylıklardı. Meral Akşener ismi de o gün aday gösterilmeyenler arasında yer bulduğu için bunu değerlendirmiştik. Nitekim o cümlelerin akabinde de Tuğrul Türkeş'i değerlendirmiştik falan o günkü siyasi evet. Ortamı. Fakat benim Meral Akşener rüzgarının oluşabilme ihtimalini bulduğum tarih Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine dayanıyor aslına bakarsanız. Tabii bunu değişik yayın organlarında çıktığım her televizyon programlarında, röportajlarımda da ifade etmiştim. Ekmelettin İhsanoğlu yerine Meral Akşener bir aktör olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yer bulan bir aday olsaydı, Ekmelettin İhsanoğlu'nun üzerinde bir oy oranına ulaşması çok daha mümkündü. Evet, hatırladım şimdi söyleyeyim. Evet, şimdi hatta ikinci tura kalma ihtimali dahi söz konusu olabilirdi böyle bir durumda. Fakat tabii gelişmeler Meral Akşener'in de tam da istediği şekilde belki ya da istediği demeyelim bilmiyorum ne istediğini ama bir siyasetçinin isteyebileceği bir zemine geldi. Elverişli, onun için elverişli. Tabii. Dolayısıyla Meral Akşener bir fenomendir diyebiliriz. Fakat bu fenomenlik biraz toplumun irdelediği de yani sadece rüzgar, efsanevi boyut yakalamanın ötesinde pratikte de hayatın içinde de görmesi ve umudun devam etmesi, sürdürülebilirliği zordur. Yani fenomen olmanın. Yani gizemli bir geliş var şu anda. Türkiye siyasetiyle alakalı belirsizlik belki de bugünlerde en fazla kullanılan kelimelerin başında geliyor. Dolayısıyla da zaten burada alternatif güzergah oluşabilecek bir potansiyel yok. Meral Akşener ismi de burada bir rüzgar yakaladı, arkasına aldı ve çok hızlı geliyor. Tıpkı hatırlayın Mustafa Sarıgül efsanesi gibi. Fakat işte sonuca baktığımızda bugün Mustafa Sarıgül'ün geldiği nokta, konum biraz daha Türkiye siyasetinin dışında kalan bir noktada son buldu. Belki bugün itibariyle böyle. Ama Meral Akşener bunu sürdürebilirse ya da önüne engel teşkil edebilecek bir pozisyon çıkarsa, bir oluşum çıkarsa Meral Akşener'in bugünkü potansiyeli belki de sürdürülebilir, olmayabilir. Burada ama şunu söyleyebilirim. Yenilgi büyüyen diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz her yerde kullandığı bir şeydir bu. Şu anda Meral Akşener'in yenilgi büyüdük diyebileceği bir ortam yaşanıyor. Ve karşısında hiç kimse yok. Yani neredeyse yeni bir oluşumun önderliğini yapması halinde dahi. Yani MHP'yi çok aştı mesele. Sadece MHP ile başladı, evet. Ama bugün MHP'yi arkasına alan başka bir olaya dönüşüyor. Dolayısıyla kar topu giderek büyüyor diyebiliriz. Bugün itibarıyla bunun tabii araştırmalardaki yüzdesel olarak karşılığı nedir, oy karşılığı nedir? Bugünkü şartlarda işte herkesin konuştuğu üzere %20'ler dolayı yani 18-22 arasında bir noktada. Bu çok ciddi bir rakam. Öncelikle MHP'nin 7 Haziran'dan önce aldığı o %16 küsur oyu muhafaza eden, üzerine de yaklaşık 4-5 puan ilave eden bir durumdan söz ediyoruz. Yani hem MHP'yi toparlıyor hem aynı zamanda diğer seçmenlerden de daha çok muhalefet seçmenlerinin umudu haline gelen bir durum söz konusu. Halen AK Parti'ye etkisi yok. Yani bunu söyleyeyim. O zaman CHP'den alıyor diyelim. HDP'den herhalde alıyor. Tabii. HDP'den değil. Daha çok yani liberal kesimden, AK Parti'den umudunu kesmiş olan liberal kesimden.
Ve aynı zamanda işte AK Parti'nin bundan sonraki siyasi arenada yerini konumlandıramayan. Peki burada şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti tercihini Bahçeli'den yana yapıyor. Evet. Yani tabii ki Akşener olarak. AK Partili seçmenler de öyle. Evet. Bir de şöyle bir husus var. AK Parti ile MHP arasında her iki taraftan da gelen, Bahçeli'nin açıkça taraftar ettiği, diğerlerinin de saklamadığı bir yakınlaşma var. Terörle evet. mücadele vesaire falan. Şimdi o mahalleleri bilen insanlarız. Yani araştırmacı olarak, ben gazeteci olarak. Şimdi bu mahalleler, yani diyelim ki ülkücü ve İslamcı camialar. Her ne kadar birçok yerde İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de iç içe olsalar da ayrı yapılar. Tabii tabii. Yani kesinlikle. Tarihlerine baktığımız tabii. zaman geçişkenlik olsa da ama hiçbir zaman bir birleşme olmadı. Bir 91 seçiminde bir ittifak olmuştu hatırlıyorsun. Evet. MHP ile Refah Partisi arasında. Refah Partisi'nin özellikle Güneydoğu seçmeninde büyük bir kırgınlığa yol açmıştı falan ve kısa sürede zaten ittifak dağılmıştı. Şimdi bu partiler... Yani tabanlardaki geçişkenliğin ötesinde tavanda böyle bir takım şeyler telaffuz edilmeye başlandı ki Turul Türkeş'in gelmesi zaten çok o anlamda çarpıcı bir şeydi. Bu yani şöyle söyleyeyim, burada 2 artı 2 eşittir 4 hatta 5 mi olur? Yoksa 2 artı 2 olacağını varsayarsak yani diyorum. Bence hala çok mümkün değil ama 2 artı 2 eşittir 3 mü olur? Şimdi şöyle, sizin az önceki tanımladığınızı aslında ben bir ölçüde şu şekilde tespit ediyorum ve değişik alanlarda da ifade ediyorum katıldığım toplantılarda. Türkiye'nin seçmen profiline baktığınızda kendini konumlandırdığı yer yaklaşık olarak %20 ile 25 arasında bir Erbakan'ın yarattığı, Erbakan'ın toparladığı bir İslamcı kesim vardı. Bir de yaklaşık %30'luk bir kitle vardı ki bu da muhafazakar kitleydi. Bu da Özal'ın, rahmetli Özal'ın ve Erbakan Hoca'nın kitlesiydi. Şimdi Erdoğan, AK Parti bu ikisini bir araya getirdi ve %50 oldu burası. Şimdi tabii yani Meral Akşener, MHP kökeni, yeni bir oluşum, çarpan etkisi vesaire. Buradaki bütünlüğün kırılması, yani AK Parti'de toparlanan bu görüntünün kırılması bugünkü koşullarda ancak işte %40'lar dolayına inmesini sağlayabildi. Çünkü 7 Haziran'da bunu gördük. Bence bugünü değerlendirebilmek için AK Parti dahil olmak üzere diğer partilerin de ele alması gereken şey 7 Haziran öncesinde ne oldu ve 7 Haziran'a nasıl gelindiği okumaktır. Ve sonrasında da 1 Kasım'a nasıl gidildiğini analiz etmektir. Şimdi 7 Haziran'a gelirken muhalefet kurguyu yapmıştı. Yani seçimi domine eden ilk kez AK Parti değildi. Bir birikmişlik söz konusuydu. 2014, 17-25 Aralık operasyonları sonrasında Mart'a fatura kesmeyen seçmen. Çünkü o günlerde biz sahaya indiğimizde yolsuzluk var mı diye sorduğumuzda yani AK Partili seçmenlerin de büyük bir bölümünün içine aldığı %70'e yakın bir yolsuzluğun olduğuna dair bir algı söz konusuydu. Fakat insanların önceliği söz konusuydu. Ve dolayısıyla da bu öncelik Mart seçimlerinde paralel yapıyı bitirmek üzere kurgulandı. Ve nitekim bu strateji de karşılığını aldı. 2014 Cumhurbaşkanlığını zaten seçimin sonucu belli olan, yani Ekmelettin İhsanoğlu isminin, belki çok kıymetli bir isim olabilir ama siyaseten Erdoğan'ın karşısında varlık gösterebilecek bir potansiyel teşkil etmemesiyle de birlikte burada da yaşanmadı bu. Ki orada biliyorsunuz parlayan Selahattin Demirtaş olmuştu. Çünkü Erdoğan'ın karşısında höt diyebilen bir karakterin olmayışı Selahattin Demirtaş'ı orada bir anlamda yukarıya almıştı. Ve bunun sonrasında da 7 Haziran yaşandı. Yani iki seçim erteledi 17-25 Aralık'taki yaşanan süreci. Dolayısıyla da 7 Haziran'da muhalefet iyi bir ön alma yaptı. Bu ön almayla birlikte öngörüleri de sağlam çıktı. O günkü koşullarda ekonomiden sosyal hayatın içindeki kırılmalara, gerilimlere kadar insanların huzur aradığı ve aynı zamanda AK Parti'ye bir mesaj vermek istediği bir fırsat olarak değerlendirdi ve 7 Haziran yaşandı. Tabii kolay anlatıyorum. Aslında çok büyük tezlere konu olabilecek bir seçim kampanyası, bir dönemiydi. Fakat sonrasında baktı ki muhalefetten bir şey olmaz dedi.
Şimdi ambiyane tabirle bunu halk diliyle çıkın herhangi bir yerde mikrofon uzattığınızda 7 Haziran'da muhalefetin gidip altın tepsiyle özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkanlığındaki yaklaşımıyla, tutumuyla AK Parti tekrar motivasyon aldı ve ilk kaybedişinin sonrasındaki şoku geçtikten sonra seçimi domine etti. Diğerleri de buna zemin hazırladı ve AK Parti tekrar seçimi ele aldığı için 1 Kasım'daki netice AK Parti'nin ne olursa olsun toparladığı o taban değildi. Tıpkı 2010 referandumundaki yetmez ama evetçilerin de içine girdiği, muhalefetin ders alması gerektiğini ifade eden ve muhalefetten bu mantıkla bu süreçte hiçbir şey olmayacağını düşünen seçmenlerin bir tezahürüydü. Korkunun bir yansımasıydı. AK Parti tekrar sarılmak ve teslim olmak durumunda kaldı. Bu oyların kalıcı olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla burada güneşi gösterebilecek biri ki Meral Akşener geçmişteki siyasi kariyeri açısından hatırlanan önemli bir referans alanı söz konusuyken ve kadın olmanın da getirdiği avantajla özellikle de kadının son iki yıldır gündemimizden düşmeyen maalesef içler acısı bir tabloda olduğumuz bir profilde iken Meral Akşener gibi güçlü masaya yumruğunu vuran bir kimsenin, bir aktörün kimsenin de olmaması dolayısıyla çok boş bir alan olmuyor. Yani yıllardır ne anlatıyor insanlar? Alternatifsizlik dolayısıyla. İşte diyor ki ben de alternatifim. Peki şimdi başlığımıza dönelim. Meral Akşener konuşmaya. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi başta öncelikle herkes toto oynuyor. Başbakan kim olacak? Şunda mutabıkız, düşük profilli olacak. Düşük profilli de çok sayıda isim var. Yani bu da iyi bir şey mi, kötü bir şey mi onlar için vallahi, bilemiyorum. Evet yani. Şurası muhakkak değil mi? Artık eskiden istişareler vardı, temayül yoklamaları vardı falan. Bunlar artık tamamen evet. AK Parti'de iptal olmuş. Yani görünüyor. Öyle gözüküyor. Tamamen oradan Cumhurbaşkanı belirleyecek vesaire olacak. Sonuçta biz... hiçbir şey, spekülasyon bile yapmayıp onun bu ismi zikretmesini mi bekleyelim? Yani şöyle, bir kere yani ilk baştaki yani girizgahta atıfta bulunduğunuz alandan giriş yapayım ben de. Bir kere düşük profil diyerek bence Aydın Ünal'ın yaptığı açıklama bence maksadını aşmış da bir açıklama oldu. Çünkü gelen kişiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bence sıkıntıya uğratacak bir açıklama oldu. Ama Aydın Ünal da sanıyorum bununla ilgili bir açıklama yaptı yani maksadına aşına dair. Ama genel olarak zaten milletin gönlündeki kafasındaki şey de benzer bir cümleyle ifade ediliyordu. Yani sadece bu ifade edilmiyordu. Aydın Ünal bunu yüreklilikle bir şekilde ifade etti. Şimdi düşük profil var ve bir sürü aday var. Şimdi bir kere o adaylara çok büyük bir haksızlık aslına bakarsanız bu durum. Daha gelmeden yeni başbakanın yani titrini belli etti. Yani bu kendisinin belki taşıyamayacağı bir olumsuzluk. Bugün bana sorsalar şahsen başbakan mı? Ben bakan olmak isterim. Ya başbakan olmak istemem. Çünkü bakan olarak icraatın başında olan biri ve kendimi gösterme fırsat duyduğum bir ortamım söz konusu. Her ne kadar hükümete mal edilse de kendi özelimden hükümete mal ediliyor. Ama bugün başbakandan beklenen pozisyon artık bir genel sekreter pozisyonu, müsteşar, genel sekreter evet. pozisyonunun ötesine geçmeyecek. Şimdi burada bazı isimler tabii ön plana çıktı. İşte Binali Yıldırım, Berat Albayrak yani 3B diyerek Bekir Bozdağ içine aldı. Bugünlerde dikkat ederseniz İsmet Yılmaz, Numan Kurtulmuş, Mustafa Şentop, Mehmet Müezzinoğlu ismi, Faruk Çelik ismi tartışılıyor, konuşuluyor. Yani düşük profilli denmeseydi belki en düşük gibi görülen isim yani sadakati noktasında ön plana kendi hırsları, itirazlarını ortaya çıkarmayacak ve teslim noktasında olacak biri. Belki o zaman biraz daha bu profile uyan Bekir Bozdağ ismi çok tartışıldı. Ama sanki bu tartışmalar bence kişiyi değiştirdi gibi de geliyor bana. Biraz iddiası olan, kürsüye çıktığında halka hitap edebilen, neticede biz
bir cumhurbaşkanı modelinin çok ötesinde Erdoğan modelini gördük. Emin olun yarın seçime gittiğimizde sahnede yine Erdoğan olacak. Tabii. Yani muhtarlar değil, halkın karşısında olan miting alanlarında AK Parti bayraklarının sallandığı ya da Türkiye bayraklarının sallandığı bir Erdoğan seçimi olacak. Peki seçim olacak? Ben seçimin olma olasılığını açıkçası bu MHP'deki gelişmeleri herkes gibi bağlamak durumundayım. Çünkü bir de gerçekler var. Bir rüzgar var buradan geliyor. MHP yani seçime gidilmesinin en büyük avantajı şuydu. Ya arkadaş neticede başkanlık sistemi üzerine odaklanılmış bir durum söz konusu. Sayın Davutoğlu'nun neden ayrıldığını her ne kadar taban henüz cevaplayabilmiş değilse de bizler zaten bunu yorumluyoruz, biliyoruz. Kulis bilgisi biraz olan insanlar ve süreci, siyaseti, aktif siyaseti yakından izleyenler zaten biliyorlar. Dolayısıyla da yani başkanlığın tek çıkış yolu seçime gitmek. Şu an AK Parti'nin oyları 52-53 civarında bir noktada. Tabii kararsızlar dağıtılınca. HDP 7-7,5'lar dolayında. MHP'de 11'ler dolayında. Şimdi CHP mevcut yerini hatta biraz daha azalmış durumda 22-23 dolayında. Şimdi böyle bir ortamda seçime gidilmesi demek MHP'nin de baraj altına rahatça alınması anlamı da taşıyabiliyor. Çünkü riskli bir durum. O zaman o 400'ü rahat. O da 400 milletvekili. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanı demek aynı zamanda bu durum. Peki bu... Şimdi AK Parti açısından, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından en mantıklı hareket bu. Seçime gidip MHP ve HDP'nin baraj altında kaldığı bir ortamda hedefe kilitlenen bir başkanlığın geçmesini sağlayan ortam ancak bununla mümkün. Peki seçime giderken soru şu, insanlar şunu da soruyor. Ya arkadaş 6 ay önce seçime gittik. 2 senedir 4. seçimi yaşıyoruz. Bir kez daha seçime gidersek bunu nasıl anlatacağız? Şimdi bu zor bir soru. Evet. Orada da ben Sayın Davutoğlu'nun iyi bir ön alma yaptığını düşünüyorum açıkçası. Bugünlerde tabii ben yani da geçmişte daha kısıtlı ifadeler kullansam da bu konuyla alakalı yaklaşımım aslında beni bilen bilir diyerek geçeceğim bir durum söz konusuydu. Sayın Davutoğlu'nun bugün başbakanlık noktasında değişim yaşamış olması çok makuldür. Çok önemlidir. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü hatırlayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı açıklanmasıyla birlikte AK Parti içerisinde yeni kim olacak diye bir tartışma söz konusuydu. Burada temayül yoklamaları yapıldı, halka gidildi, soruldu, akil insanların değerlendirmeleri oldu vesaire. Burada da konsensüsle birlikte Abdullah Gül ismi çıkmıştı. Yani bizim yaptığımız o günkü araştırmalarda %75'ler dolayındaydı. Bakın ikinci sırada bugünkü durumda asla böyle bir şey yok ama o günkü şartlarda %7-8 dolayında Bülent Arınç vardı. Üçüncü sırada Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Ali Babacan böyle devam ediyordu. 6-7. Sırada Ahmet Davutoğlu %1-2 dolayındaydı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 3 dönemlikler olmayacak, mevcut siyasi, mevcut milletvekilliği olacak diyerek zaten hem Abdullah Gül hem de diğer potansiyel adaylık taşıyanları da elemiş oldu. Şimdi böyle bir ortamda %1 ve %2'den gelen kişinin elenerek o sınavı başarıyla geçmiş olmasının bir tek anlamı vardı. İşte bugünkü o düşük profilli beklenen insan olmasıydı. Fakat bu olmadı. Yani Sayın Davutoğlu daha hocalığını öne koyan, daha özgün bir profil üstlenerek belki siyasetteki varlığını, kariyerini... Ama normali daha buydu ama. Evet. Hayır. Yani şimdi bunu tartışmıyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin belirsizliklere yol açan, bir sonraki seçimin ne zaman olacağını bilmediğimiz, belki referandum, sonra bir daha başkanlık referandum seçimi falan. Demişken, referandum çok telaffuz ediyor Cumhurbaşkanı. Tabii bu da erken mümkün. Seçimi telaffuz etmiyor mümkün. Ama onu telaffuz ara seçim de mümkün. Yani şimdi MHP'deki gelişmelerle paralel olarak bir süreç yaşanacak.
Devlet Bahçeli bunu büyük ihtimalle işte Yargıtay'ın da kararı açıklandıktan sonra her ne kadar kurultay, tüzük kurultayı gibi görülse de Meral Hanım'ın ifadelerinden televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla orada işte geçtiğimiz günlerde Mersin'de biliyorsunuz ülkücü Meral Hanım'ın. Evet, yani bir baskı söz konusu. Dolayısıyla MHP'nin kongreleri de hep böyle geçti biliyorsunuz. Kavgalı, dövüşlü, sıkıntılı şeyler oldu. Yani böyle bir bayram havasında bir kurultay falan yaşanacağını zaten beklemiyoruz. Hele ki şöyle bir dönemde. Çünkü Devlet Bahçeli çok net bir duruş sergiliyor. Ve sanki hiç gitmeyecekmiş gibi çok emin duruyor. Dolayısıyla yani muhaliflerin yerinde olmak istemezdim açıkçası. Çok zor işleri. Ama Devlet Bahçeli başkanlığında gidilirse yeni bir seçime az önceki söylediğimiz senaryo gündeme gelebilir. Varsayım üzerine konuşuyorum. Devlet Bahçeli'nin olmadığı ya da buradaki sıkıntıların baş gösterdiği bir gidiş söz konusuysa da burada büyük ihtimalle bir ara seçim formülü ortaya çıkabilir. O da işte HDP'li milletvekillerinin düşebileceği. Ama onlar mahkum olacak, bilmem ne olacak. Bayağı bir zaman gerektiriyor. Ama işte yani amaç hasıl olacaksa o hızlı geçebilir bu süreçler. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi hep bu söyleniyor yani baştan beri. İşte MHP baraj altı kalsın, HDP baraj altı kalsın, 400 milletvekili olsun, istediği şeyi getirsin vesaire. Tamam, eyvallah, diyelim ki bunlar olur. Peki Türkiye ne olacak o zaman? Ya mesela HDP'nin baraj altı kalıp meclis dışında kalması, siyasetten tamamen itilmesinin toplumsal siyasi sonuçları olmayacak mı? Mutlaka bunun bir karşılığı var. Netice itibariyle son seçimde, hatta bir önceki seçimde %13'lere vuran, ama bugün Türkiye'lileşme noktasında bir emaresini görmediğimiz o 7 Haziran öncesi ve sonrasındaki HDP ile HDP'yi yorumlamak gerekiyor. Yani ikiye ayırmak gerekiyor. Bugün hükümetin organize ettiği ve bölgedeki yaşanan süreçte AK Parti kazanım elde etmiyor. Yani 7,5'a düşmüş olsa da HDP, hem AK Parti hem HDP kaybediyor. Bunu söyleyebilirim. Yani HDP, devlet bize sahip çıkıyor. PKK'yı buradaki hakim alandan çıkarıyor. Devlet bu gücünü gösteriyor ve bizim arkamızda duruyor gibi algılamıyor oradaki seçmenler. Biz burada bunu böyle okuyabiliriz. AK Partili ve milliyetçi muhafazakar seçmenler, milliyetçi, radikal milliyetçi seçmenler bunu böyle okuyor. Erdoğan biraz daha vursun diyor, biraz daha inlesin diyor. Ama neticede bölgede insanlar bizzat bunu yaşıyor. Dolayısıyla biz buradan ekran başından ancak olanları izleyebiliyoruz. Bunda ekranlar ne kadar verirse. O kadar. Şimdi dolayısıyla bölgedeki o HDP'nin imajındaki kayıp, AK Parti'ye giden olumlu bir göstergeyle sonuçlanmadığı için orada da farklı bir yapı ortaya çıkabilir. Ben aslında oradaki gelişmeleri de yakından takip etmek gerektiği kanaatindeyim. Yani işte Hüdapar gibi partilerin belki de tekrar harekete geçecek, etki alanı oluşturabilecek. Belki de işte siyasi tarihimizde 22 Mayıs Kongresi sonrasında yaşanabilecek o bölgeyi de içine alan, kapsayan, onlara da umut veren bir yumuşak geçişin olabileceği yeni oluşumlar da çıkabilir. Ben açıkçası sanmıyorum. Yani AKP'nin onu yapabileceğini açıkçası sanmıyorum. Şöyle bir şey yok mu? Şimdi... Evet. Milli Selamet Partisi'nden itibaren bakalım yani bu hareketlere, yani İslami damarlı partilere. Bu partilerin en büyük özelliği Kürtlerden de hatırı sayılır bir oy alması. Hatta hatırlayacaksın şeyde kapatma davası sırasında, AK Parti'ye yönelik kapatma davası sırasında şu argüman çok güçlüydü. AK Parti'de kapanırsa Kürtler tamamen dışarıda kalacak. Kürt partilerine kalacak. Evet. Gibi bir argüman da çok etkili olmuştu diye hatırlıyorum. Şimdi bu yaptığıyla, bu son terörle mücadele konsepti, topyekün savaş konseptiyle Cumhurbaşkanı'nın hayata geçirdiği ve anladığımız kadarıyla Başbakan Davutoğlu'nun çok da gönüllü bir şekilde dahil olmadığı, bu yeni stratejiyle bu hareket en büyük avantajlarından birisini riske etmiyor mu? Evet, ama burada seçmenin alıştığı bir siyasi kültür söz konusu, kararlılık. Yani ya uzlaşma noktasında bir kararlılık gösterin, irade gösterin ya da savaşma konusunda bitirmek üzere. Şimdi buradaki seçmenin yaklaşımı bu.
Dolayısıyla da AK Parti buradaki tercihini bir önceki tecrübesiyle de bütünleştirerek uzlaşıdan bir şey çıkmadı. Hatta iyi niyetimiz suistimal edildi diyerek topluma, milliyetçi damara da mesaj veren, onların da bir şekilde sesine kulak veren bir yaklaşımla bölgeye bir hakim alan oluşturmaya çalıştı. Yani oradaki hakimiyetini genişletmeye çalışıyor. Fakat tabii bu siyasi bir karşılığı oluşturmadı. Tıpkı çözüm sürecinde AK Parti'ye yansımadığı gibi. Şimdi çözüm sürecini aktör olarak HDP'yi tanıyor olması ve HDP'yi aslında tanıdığı muhatap haline getirmesi aynı zamanda HDP'yi de siyasallaştırdı ve yükselmesine neden oldu. Yani onu da bir aktör yaptı. Bunu AK Parti yaptı. Ve kendi, yani ateşten gömlek giydim diyerek aslında orada AK Parti'ye dönüş sağlanacağı düşünülürken stratejik olarak böyle olmalıydı. Fakat HDP'ye gitti oylar. Öteki taraf kazandı, kendisi kaybetti. Tabii tabii. Şimdi dolayısıyla bugün de oradaki kararlılığı belki de başka partide karşılık bulmasına neden olacak. Burada iki tercih söz konusuydu. İyi niyetin suistimal edilmesi gibi bir okumayla, ki bence kısır bir okuma bu. Yani bir de olaylar var, yani yaşananlar, gelişen süreçler söz konusu. Belki daha ihtiyatlı, daha tedbirli davranılabilseydi bunlar belki olmayacaktı. Ama tabii geçmişe gidip bunları tekrar ele almanın bir anlamı yok. Ama bölgedeki mutsuzluk bugün belki bizim görmediğimiz bir duygu ağına dönüştü. Ama bizim araştırmalarımızda net olarak hissetmeye başladığımız bir durum söz konusu. Yani bir çekingen yaklaşım söz konusu araştırmalarda. Fikrim yok diyenler, cevap yok diyenlerin oranının arttığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani Kürt seçmeni. Tabii tabii tabii. Peki toparlayacak olursak, belli ki Türkiye Tayyip Erdoğan'ın vereceği kararlara göre büyük ölçüde şekillenecek. Bir, partinin başına kimini geçireceği. İki, referandum isteyip istemediği, ki ne istiyorsa yapıyor yani böyle tabii, bir. Tabii tabii tabii. Üç, tabii ki erken seçime gidip gitmeyeceği gibi hususlar. Ve bunun karşılığında da gördüğümüz kadarıyla muhalefet konumundaki partilerin bu gündemi değiştirebilecek herhangi bir güçleri, bu gündeme müdahale edebilecek herhangi bir şeyleri yok. Şu an yok. Bu şu anlama mı geliyor? Yani istediğini yapıyor ama her istediğini yapabiliyor olması istediği sonucu alacağının garantisi midir? Tabii ki değil. Yani siyasette 24 saatin ne kadar uzun olduğunu rahmetli Demirel'in altın harflerle kazıdığı bir sözden söz ediyorum. Bundan sonra da böyle geçmeyebilir. O yüzden dedim ben. Yani bakın, bugün Meral Akşener ismi şayet sol oylar üzerinde etkin ve umut vadeden bir pozisyonda algılanıyor ise, AK Parti'nin küskünleri noktasında bir umuda dönüşebilir durumda ise, bu normal bir siyasi süreç değil. Çünkü herkesin yani AK Parti'nin çıkış noktası da çok farklı kesimleri içine alan gibi görünse de merkezine aldığı yer yine İslami referanslı bir konumdu. Dolayısıyla bugün alternatifin çıkması, yeni dönemin başlaması, ben 22 Mayıs sonrasında Türkiye'nin daha çok hareketli bir siyasi atmosferinin olacağını. Ha, bu arada dediniz ki ya işte seçime gidiyoruz, işte belirsizlikler devam ediyor. Peki Türkiye ne oluyor? İşte Türkiye, sizin yayınlarınıza katılan ekonomistlerin yorumladığı üzere doların ateşi yükselmiş, işte borsa dibe vurmuş falan, bunların bir önemi yok şu anda. Şu an bir amaç söz konusu. Bu amaca giderken arada kırılan, dökülen şeyler teferruat gibi görülebilir. Varsayım üzerine şunu söyleyebilirim. Ama bu amaç Tayyip Erdoğan'ın amacı yani. Bu amaç Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye getirmek istediği ve doğru olduğunu düşündüğü, ancak seçmenin henüz haberdar olmadığı bir sistemin yürürlüğe girmesi için geçen sürecin. Burada şöyle bir şey, son dedim ama en sonda şu olsun. En çok da şu soruluyor. Ya ne istiyorsa yapıyor zaten, daha ne istiyor diye bir soru var. Evet, yani bugün bence çok güçlü bir konuma sahip. Fakat kendisi tabii sistem olarak neticede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihe geçecek bir lider. Evet, ama tarih yazılırken
Özal gibi, Demirer gibi ya da işte Menderes gibi tarihte sayfalar arasında yerini almanın dışında belki de tarihi belirleyen kişi olmak, birinci başkan olmak. Buradaki yaklaşımlar, Türkiye'nin rotasını kendi içine döndüren bir pozisyona getirmesi açıkçası mutlaka bir programın, bir planın çerçevesi içerisinde gerçekleşiyor. Fakat tabii güzergah içerisinde böyle teferruatlar, böyle sıkıntılar da olabiliyor. Yani bugün bir pelikan diye çıkıp, işte şarlatan diye ifade edilen, kendi içinde kırılmalara neden olabilecek. İşte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Gerçek Hayat dergisindeki çıkan meseleler. Bunlar tabanın tartıştığı gerçek AK Partililerin, bakın AKP'lilerin değil, gerçekten AK Partililerin rahatsızlık duyduğu ve sorguladığı, homurdanmaya başladığı bir dönemdir. Bugün bunu çok net ifade edebilirim. Çünkü yani ben de çok içinde olan biri olarak bunu söyleyebilirim. Yani sonradan değil, başından, çocukluğundan halen bu noktada olan biri olarak şunu söyleyebilirim. Bugün bu dava, ki dava dediğimde utanıyorum ben. Çünkü dava, ne davası yani? Dava ne Yiğit Bulut'un davası? Bakın çok net söyleyebilirim bunu. Ne Ahmet Sever'in davası? Bunu da çok net söyleyebilirim. Dava Egemen Bağış'ın davası değil, bugünkü gelinen noktada. Dava İlal Kaplan'ın ya da işte Yıldıray Oğur'un, Melih Altınok'un, Haşmet Babaoğlu'nun davası değil. Bu olayın tabanında gerçek manada burada hizmet etmiş ve Erdoğan'ı gönülden seven insanların bugün üzülerek homurdanmaya başladığını görüyorum. Bu da beraberinde eğer Meral Akşener'e umuda dönüşüyorsa bu mutlaka masaya yatırılacaktır, değerlendirilecektir. Ben 22 Mayıs Kongresi'nin sadece tarihi olarak bundan sonrasına işaret edeceği değil, sonrasındaki süreçte bu çıkan şarlatanların da, bu çıkan bu yapı içerisindeki insanların, zarar veren insanların da bence eleneceği, tamamen tekrar takkenin önüne konulacağı bir dönem olarak hem umut eden biriyim hem de bekleyen biriyim. Ama bu olmaz ise, bu olmazsa yakın gelecek siyasi tarihte çıkabilecek, belki de hak etmeyen, her insana büyük bir teveccühle yaklaşacaktır insanlar. Buna itilmek üzere bir ortama sürükleniyor açıkçası. Eyvallah. Faruk Acar'a, Andi Ağar'dan Faruk Acar'la konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın strateji ve taktiklerini, sandık temelli, o çok seviyor çünkü sandığı, temelli stratejilerini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.